Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol. Yanımızda İstanbul Ara Üniversitesi Genel Sekreteri, eğitimci Sayın Ali Kurt var. Bakalım üniversitesiyle ilgili bizlere neler anlatacak. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu tercih döneminde, bu yoğun dönemde bir de biz sizi ziyarete gelelim dedik. Mutlu olduk. Hepimiz birlikte öğrenciler için bir hizmet vereceğiz. Kesinlikle. Siz bir ayağında, biz diğer ayağında. Evet. Umuyorum ki iyi bir program olacak. Umuyoruz ki. Hocam döneceğim tercih dönemine ama ben hemen kısaca Ara Üniversitesi'nin, çünkü biliyorum ki siz kuruluşundan beri bu çatı altındasınız. Biraz anlatır mısınız kısaca bize Ara Üniversitesi'niz ne zaman kuruldu, neler yapıyorsunuz? Evet, peki. Efendim, Ara Üniversitesi 2007 yılında kendisi de matematikçi olan, eğitimci olan Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu. 8. yaşımızı bitirdik. Bugüne kadar 7 mezun verdik. 7 dönem mezun verdik. Ve öğretime devam ediyoruz. Ama kolej kökeniniz de var değil mi bundan önce? Evet, ben kendim de dediğiniz gibi bir eğitimciyim. Kolejimiz de 25. yılını gerçekleştirdi. Yani çeyrek asırdır eğitimde alel eğitim kurumları var. Ve trendi yükselmeye devam ediyor. Biz de hasbelkader bu 25 yılda katkı vermeye çalıştık, emek vermeye çalıştık. Umuyorum ki iyi bir yerdeyiz. Üniversiteyle biz alel eğitim kurumlarında bir bakıma taşlandırmış olduk. Yani Türk Milli Eğitimine üniversite hizmetiyle daha da fazla katkı sağlamayı amaçladık ve öyle devam ediyoruz. Eğitime gönül verdik, devam ediyoruz, devam diyorsunuz. Evet. Peki hemen biraz da fakültelerinizden kısaca bahsedelim istiyorum. Hangi fakülteler var? Tabii. Bölümleri saymak belki zor olacak ama kısaca. Evet. Toplam 77 program ve bölümümüz var. Her yıl yeni bölümler ve programlar buna katılıyor. Ancak 5 fakültemiz ve 2 4 yıllık yüksek okulumuz, bir de meslek yüksek okulumuz bulunmakta. Bununla beraber fen bilimler enstitüsü ve sosyal bilimler enstitülerimiz de var. İzin verirseniz ufak bir ekleme yapayım. Tıp fakültemiz de yokken çıktı. Şimdi Bakanlar Kurulu imzasını bekliyor. İnanıyorum ki 2015-2016 akademik yılda tıp fakültesi de öğretime devam edecek. Yeni tıp fakültesi açıyorsunuz. Evet. Evet. O da daha da zor bir alana giriyorsunuz yani. Ama altyapımız hazır. Bu alanda da hizmet vereceğimize, sağlık hizmet vereceğimize inanıyorum. Peki yine üniversiteye döndü mü? Tercih dönemi nasıl gidiyor hocam? Efendim, şimdi neler biliyorsunuz, bugün 5 Temmuz itibariyle öğrenciler tercihlerine devam ediyorlar. Tercihlerini belirlemeye çalışıyorlar. Biz üniversitemizi tercih etsin ya da etmesin, çok geniş çaplı bir hizmet veriyoruz. Hem Sefaköy Yerleşkesi'nde hem de Tepekent Yerleşkesi'nde tanıtım masaları var. Tanıtım masalarında da her meslek grubundan, her fakülteden, yüksek okuldan uzman hocalarımız var. Hocaların eşliğinde meslekleri tanıyorlar, sorularını soruyorlar, bilgi alıyorlar ve ona göre tercihlerinde anahtar görevi görüyor diyebilirim. Ayrıca rehberlik masalarımız var. Öğrenci aldığı puana göre veya elde ettiği başarı sırasına göre rehberlik danışmanlık masasından bilgiler alıyor, o bilgiyle donanıyor ve kararını verme aşamasına geliyor. Daha önce de ilk geldiğinde de tabii tanıtımla ilgili bilgi alıyor ve ilgili masaya yönlendiriliyor öğrencilerimiz. Mesela hocam, ben şimdi tanıtım günümüze geldim, üniversite sınavına giriyorum. Evet. Keşke o günlere geri gelebilsem ama. Bana ne derdiniz? Yani çok fazla vakıf üniversitesi var özellikle İstanbul'da. Ama evet, Aral Üniversitesi'ni, İstanbul Aral Üniversitesi'ni onlardan bir adım öne çıkartan ya da farklılığı diyeyim, böyle sorayım. Ne derdiniz bana, size elbette sorsam? Elbette her üniversitenin kendine özgü özellikleri vardır. Başkasının ne yaptığını saygıyla karşılarız ama onlardan söz etmek yerine kendimizden söz etmeyi doğru bulurum. Örneğin Aral Üniversitesi'ne öğrenci geldiğinde bir kere sağlıklı sosyal yaşam alanları içerisine girecektir. Örneğin yüzme havuzunu görecektir, konferans salonu görecektir, spor salonu görecektir. Kendini geliştirmek için her türlü kültürel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirecek sosyal
çalışma alanlarımız var, hizmet alanlarımız var. Bir kere bu da görecektir. Bir başka şey, nitelikli, donanımlı, bilgili öğretim kadromuzla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca yaşama hazırlıyoruz biz öğrenciyi. Uygulama alanları içerisinde bulunarak yaşama hazırlanıyor. Ya da öğrenci kulüplerinde hangi kulüp istiyorsa orada yer alarak kendisi sorgulayarak hayata hazırlanıyor. Yaratıcı gücünü, yeteneklerini ortaya koyuyor. Pek çok sosyal etkinliği kendisi gerçekleştiriyor. Öz güven duygusu gelişiyor. Kendine güven duygusu gelişiyor. Kendine yabancı olmak yerine tam tersine o yabancılığı yok ederek yaşama daha farklı bir gözle bakabiliyor. Bir başka konu da öğrenci mezun olduğunda %80 olasılıkla söylüyorum iş bulabiliyor. Ki en büyük sorunlardan bir tanesi budur. Veli geldiğinde soruyor. Tamam size geldi, okudu, mezun oldu. Örneğin öğrenci mezun oluyor, devlet üniversitelerinde bile mezun olduğu halde iş bulmakta zorlanıyor veya işsizler ordusuna katılıyor üniversite mezunu. Oysa biz diyoruz ki hayır, kesinlikle öğrenci mezun olduğunda rahatlıkla iş bulabilecek. Nasıl bu iddiayı, nereden geliyor bu iddianız? Şunu da söyleyeyim, bir de şu özelliğimiz var. 100 öğrenciden 75'i bizde burslu okuyor, illi ufaklı yararlanıyor. Yani toplam olarak değerlendirdiğimizde 100 öğrenciden 75'i burslu okuyor. Bu büyük bir olanaktır ve öğrenci de bu anlamda oldukça mutlu ve memnun. Birazdan soracak mı burs olarak evet, deriz ama siz benden önce daha öğrendiniz. Daha ayrıntılı da açıklayabilirim ama sizin sorunuza dönersek nasıl iş bulabiliyor? O da şundan dolayı bizim bir kariyer planlama, uygulama ve araştırma merkezimiz var. Kısaca ARELKAM diyoruz. Öğrenci stajla ilgili bilgilerini buradan alır ve her türlü piyasayla ilgili, sektörle ilgili, sanayiyle ilgili bilgileri alır ve öğrenci hangi bölümde, hangi alanda ise o alana özgü çözüm ortaklarıyla tanıştırılır. Stajını ya da iş yerinde uygulamasını ilgili sektörde yapar. Daha öğrenci çalışırken o kadar mutlu kalır ki çözüm ortakları bize telefonla ya da başka iletişim kanalına dönerek izin verirseniz biz Mehmet'le Elif'le birlikte çalışalım, bizim çalışanımız olsun derler. Biz de hemen öğrenci stajını bitirip mezun olduğunda onu gönderiyoruz ve öğrencilerimiz bu anlamda oldukça memnun ve mutlu. Zaten eğitimin bir parçası da bu, kendine güvenleri de geliyor. Evet. Yani hayata da sonuçta böylelikle üniversitede atılmış oluyorlar. Evet, tam da bunu tamamlamak için şöyle bir ekleme yapayım. Örneğin öğrenci kulüplerimiz vardır. Öğrenci kulüplerinde öğrenci yaratıcılığını, yeteneğini ortaya koyar. Diyelim ki kendisi konferanslar düzenler, sempozyumlar düzenler. Bunlar üniversite içinde olduğu gibi üniversite dışındaki sanayi sektöründeki çeşitli firmalarla olduğu gibi uluslararası ve ulusal düzeyde de sempozyumlar, konferanslar düzenler ve kendisi bir bakıma hayata hazırlanmış olur. Yani hocalar tarafından böyle müdahaleyle ya da hedef gösterilerek bir etkinliği gerçekleştirmek yerine etkinliğin adını kendisi koyar, kendisi gerçekleştirir, kendisi sonuçlandırır. Hocalarımız ya da bizler sadece onlara ihtiyaçları konusunda yardımcı oluruz ya da rehberlik ederiz onlara. Yol gösterici oluruz yani. Ne kadar güzel. Evet. Peki internet sitenizde diploma ekinlik gördüm. Evet. Biraz bundan bahsedin. Sanıyorum önünüzde de bir diploma örneği mi var? Evet, çok da bilmiyorum ama onu da belki izin, izleyici arkadaşlarımıza gösteririm. İzin verirseniz önce göstereyim sonra bakınız bu öğrencinin örnek diplomasıdır. Bu da diplomayla birlikte verilen uluslararası niteliği olan bir diploma ekidir. Bu diploma eki Bolonya sürecinde Avrupa Eğitim Komisyonu tarafından verilen bir diploma ekidir veya ek belgesidir. Türkiye'de 192 üniversite var. Bu 192 üniversiteden 52'si diploma eki almıştır. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Şunu diyorum. Diploma ekinin şu özelliği var. Diploma eki bir kere üniversite açısından söylüyorum, kalite getiriyor. Bir saygınlık kazandırıyor öğrenciye. Ayrıca uluslararası güvenlilik özelliği var. Bir de bunu bu belgeyi ya da bu diploma ekini alan öğrencilerimiz sadece bir tek fakülte ya bölüm için değil, her fakültede, yüksek okulda okuyan her öğrencimizin diploma ekini mutlaka diploma
eki etiketi vardır. Uluslararası özelliği vardır. Ne özelliği var bunun? Ne katkısı olacak daha doğrusu? Bir kere öğrenci Türkiye dışına gittiğinde uluslararası alanda bu belge ona saygınlık kazandıracaktır. Demin söylediğim gibi bir de uluslararası geçerliği vardır. İstihdam edilirken eğer diploma ekiniz varsa bir başka öğrenci grubuna göre veya öğrenciye göre size öncelik tanınıyor. Hı hı. Peki tam bu noktada ana dal, yan dal bunlarla ilgili bilgi alayım sizden. Evet, o da önemli bir soru ve uyguladığımız bir konu. Hemen şunu söyleyeyim. Öğrenci bizde hangi dalda okuyorsa ona ek olarak bir ikinci ana dalda öğretim yapabiliyor. Ancak bunun koşulları var. Örneğin ben psikoloji bölümünde okuyan bir öğrenciysem sosyoloji alanında yani ortak programların veya derslerin olduğu alanda gene ana dal programına katılabiliyorum. Yani yaklaşık 40 kredi ve üstü aldığım zaman ve başarılı olduğum zaman eğer disiplin kurucası da almamışsam not ortalamamda yıllık olarak söylüyorum. Genel not ortalaması 2.70 ve üzerinde ise rahatlıkla ana dal programına katılabiliyorsunuz ve ikinci diplomayı almış oluyorsunuz. Yani hem örneğimizde örneğimize dönersek hem psikolojiden hem de sosyolojiden iki ayrı diploma almış oluyorsunuz ya da mezun olmuş oluyorsunuz o bölümden. Ya ben demin yurtları sordum ama buraya ulaşımı sormadım. Belki öğrencilerin aklında bu kalabilir. Evet. Nasıl ulaşıyorlar buraya? Aracı olmayan, kendi özel aracı olmayan arkadaşlarımız belki olacaktır. Nasıl ulaşıyorlar? Belki bu da Türkiye'de ilktir. Çok da iddialı söylemeyeyim ama uygulamaya baktığımda ancak böyle bir bilgi paylaşımında bulunuyorum. Sefaköy Yörüşkemiz zaten hemen şehrin merkezinde. Atatürk Havalimanı'nda 500 metre mesafedeyiz. Merkezi bir yerde. Orada zaten ulaşım sorunumuz yok. Peki Tepekent'e ulaşım sorunu mu var? Hayır. Tepekent'e gelen öğrenci, yani bu yerleşkemize gelen öğrenci Beylikdüzü'ne TÜYAP Fuar Merkezi'ne kadar metrobüsle geliyor. Beylikdüzü'nde en son metrobüs durağından yani yerleşkemize, Tepekent'e ring seferlerimiz var. Öğrenci ücretsiz bunları kullanıyor. Ve sürekli her an örneğin sabah 8'de başlıyor, akşam 18'e kadar devam ediyor. Yalnız bununla kalmıyoruz. Yurtta kalan öğrencilerimiz içinde cuma, cumartesi, pazar yani hafta sonları da öğrenci İstanbul'un kültür merkezlerini gezebiliyor. Tanımak için bizden istekte bulunuyor. Onlara da ulaşım da hizmet verme olanağı tanıyoruz. Böylece de İstanbul'u da gelmişken tanımış oluyor. Gezmeye gitmelerini evet. Sağlıyorsunuz. Yani kültürel etkinliklere gidiyor, geziyor. Hem sosyal etkinliklere katılıyor. O tarihi dokuyu da bir bakıma özümsemiş oluyor. Hocam peki eğitime uzun yıllardır katkı sağlıyorsunuz. Eğitim sektörünün içerisindesiniz, tecrübelisiniz. Şu tercih döneminde son olarak izleyicilerimize, ekran başındaki arkadaşlarımıza hem üniversiteniz adına da olabilir hem de kendileri adına neler söylemek istersiniz? Ben önce şunu söyleyeyim. Tercih döneminde her iki yerleşkemize de bu hizmeti verdiğimizi ifade ettim. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahatlıkla gelebilirler. Yine söylemiştim. Mutlaka İstanbul Arel Üniversitesi'ni tercih etmek zorunda değiller. Başka üniversitelerde tercih edebilirler. Ama bizden bu uzmanlık eğitimini ya da tercihle ilgili yardımı mutlaka alsınlar istiyorum. Benim hem bireysel olarak hem de üniversite adına söyleyebileceğim şudur. Öğrencilerimiz lütfen kendi başarı sırasını dikkate alarak, kendi yeteneklerini dikkate alarak ve en önemlisi kendi isteklerini dikkate alarak tercih yapsınlar. Tabii ki her anne babanın ya da yakınlarının ya da hocalarının öğrencilerini tanımayla ilgili paylaşımları oluyor. İşte bazı bölüm veya üniversiteleri işaret edebiliyorlar. Ben bunun doğru olmadığı düşüncesindeyim. Bunu öğrencinin kendisine bırakmak gerekir. Nasıl bizim öğrencilerimiz özgür bir ortamda kendilerini ifade ediyorlarsa öğrenci daha üniversiteyi seçmeden de özgürce tercihini yapmalı. İstediği üniversite ve bölümü seçebilmeli. Sadece üniversiteyi seçmekle kalmamalı. Şu filan bölümde ben oraya gideyim diye değil, kendi isteğini birinci plana gündeme almalı ve ona göre seçim yapmalı diye düşünüyorum.
Ama çok da abartılı davranmamalıdır. Mutlaka geçen yılki, daha önceki yıldan hem başarı sıralarına hem de taban puanlarına bakarak, kendi puanına dikkate alarak bir sentez yapmalı ve o sentezin ışığında daha objektif bir seçimi gerçekleştirmelidir. Hayat onların hayatı. Bunu hayat onların hayatı. Lazım. Onlara huzurunuzda bir kez daha başarılar diliyorum. Ve velilerine de kolaylıklar diliyorum. Evet, kesinlikle. Her iki tarafında işi evet, zor aslında. Her iki tarafında zor. Ama inanıyorum ki bu bilinçle tercih yaparlarsa o zorluklar kısmen zayıflayacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İlerleyen ediyorum. İlerleyen günlerde umarım evet. bir daha karşılıklı bir araya gelebiliriz diye düşünüyorum. Umarım. Ben de size de kolay gelsin. Size bundan sonraki yayınlarda başarılar, teşekkür sağlıklar diliyorum. Ederiz.